Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'ta yaşanan gelişmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e yönlendirdiği iki savaş gemisinden biri olan USS Danıtkuk Destroyer'i Yunanistan'a ulaştı. Uluslararası Gemi Trafiği Sistemi'nin verilerine göre, USS Danıtkuk Destroyer'i, Suda Adası'ndaki Amerika Birleşik Devletleri donanma üssüne giriş yaptı. Karadeniz'e yönlendirilen diğer savaş gemisi, USS Roosevelt'in nerede olduğu ise henüz bilinmiyor. Her iki gemide 1600 kilometre menzilli Tomahawk kruz füzelerinden yaklaşık 56'şar adet taşıma kapasitesine sahip. Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Rabkov da, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki bir takım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar," dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.